Dostlar, Sapanca'nın Soğucak Yaylası'na çıkıyoruz. Evet, yoldayız. Oldukça dik bir yol. Ve çamur da olan yerler çok var. Bol yağmur yağmış vaziyette. Burada çoban Kemal'le beraber sohbet edeceğiz. Kendisi de Pamukova'dan koyunlarını bu yaylaya getiriyor. Bakir bir yayla. Evet, Sapanca bölgesindeyiz ve ona rağmen bakir bölgeler var. Korkunç bir orman var. İşte bu ormanlar zaten bizim Marmara filtrasyon bölgemiz oluyor. Marmara'yı temizleyen, havasına temiz hava veren işte buraları sizlerle paylaşmak istedim. Birazdan orada olacağız. Hadi yola devam edelim. Dostlar, Soğucak Yaylası'ndayız. Muhteşem bir yayla, Sapanca'ya ait. Yanımda da Kemal Açıkdeniz var. Kemal koyunu, Kemal abimiz koyunu motosikletle takip ediyorsun değil mi? Her sene ne zaman geliyorsun sen buraya? Mayıs'ın 10'unda. Mayıs'ın 10'unda. Gidelim mi beraber hayvanların peşine? Gidelim. Tamam. Şöyle baka baka gidelim. Sen genelde Mayıs'ın 10'u gibi geliyorsun. Ne zamana kadar kalıyorsun? Kasım 20'sine kadar gidiyorsun. Irk senin biraz farklı gibi geldi bana. Ne ırkı bu? Bu 3 çeşit hayvan var içinde. Ne var? Kıvırcık var, Romanya koyunu var. Romanov da var yani. Yok, Romanya koyunu. Romanya koyunu var. Bir de sakızlar karışık. Sakız, kıvırcık, Romanya koyunu. Evet, biraz farklı geldi bana senin koyunlar. Evet. Bir dakika şimdi. Evet dostlar, herkese selam. Şu anda Soğucak Yaylası'ndayız. Kemal abimizle beraber koyunun peşine gidiyoruz. Biraz çekim yapacağız. Çok doğaçlama oldu. Ekipman getirmedim. Aniden oldu bu. Ama yine buralara geleceğiz inşallah çekim yapmaya. Bu arada abone değilseniz abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Tabii ki videolarımı beğeniyorsanız. Hadi bakalım şimdi koyunları seyretmeye devam. Yaş kaç? 62. 62. Evet, benden 2 yaş büyüksün. Kemal abim dedi, öne geçeyim dedi. Hayvanları bir çevireyim dedi. Hayvanlar çok hızlı gidiyor. Burada dediği gibi 3 çeşit ırk var. Biraz kaç tane hayvanın var bu arada? 120. Maşallah, ama ot çok güzel burada. İnanılmaz bir ot var, rüzgar var. Rüzgardan dolayı kusura bakmayın. Mutlaka buraya gelip yine çekim yapacağım ama bugünlük böyle oldu. Hayvan yerinde durmuyor, karnı tok olduğu için herhalde. He? Doydular. Sen götürmeyecek misin bunları şeye? Akşama kadar buradasın. Nerede duruyor bu hayvan böyle hareket halinde? Hiç durmuyorlar ha? Evet. Evet. Yılda bir kere mi kuzulatıyorsun hayvanlarını? Bir sefer kuzulatıyorsun. Peki kaç kuzu alıyorsun 120 koyunundan? Aşağı yukarı. 140 tane falan var. 140 tane falan alıyorsun. Evet. Sen de nefes nefese kaldın. Nefeslerde var sıra bizde. Astım var, astım var. Astım var değil mi? Ha, o yüzden mobiletten dolaşıyoruz. Astım var. Böyle işte dolaşalım. Tamam, dolaşalım. Gidelim, biz de takip edelim. Evet. Şimdi hiçbir şey vermiyorsun değil mi buraya geldiğin yok zaman? Ekim ayında mı demiştin? Kasım'ın 20'sine kadar. Kasım'ın 20'sine kadar buradasın. Yürüyerek mi geliyorsun buraya? Evet. Kaç kilometreden geliyorsun Pamukova'dan buraya? 26. 26 kilometre. Bir günde geliyorsun rahat rahat. 4 saatte geliyor bu. 4 saatte geliyorsun. Çok güzel. Senden başka burada koyuncu yok mu? Yok. Tek sensin ha? Ha, danalar var. İnekleri görüyorum orada. Evet. Şurada inekler var. Evet. İnekler otluyor. Tamam. Geçelim öne. Çok güzel. Ot çok güzel burada. Başka bir şey vermenin lüzum yok zaten. Buralarda da bir yaşam olmuş mu acaba? Sanki tarih şey. Olmuş. Bu taşlar falan böyle sanki burada bir yaşam olmuş daha önce. Değil mi? Evet. Koyunlar baksana, karınları doymuş maşallah.
Şu ne ırkı şu? Bak şunu tanıyamadım. Romanya koyunu işte. Romanya koyun dediğim bu ha. Çok ilginç. İlk defa görüyorum. Evet. Evet. Öyle mi? Güzel bakıyor ha. Nereden aldın peki bu Romanya koyununu? Hiç ataramamış bir arkadaşı da. Ha. Oradan biz de aldık. Oradan aldın. Ya, ya. Uu, baksana nasıl hızlı gidiyor bunlar. Bunlar herhalde şeye gidiyor. Ağla mı gitmek istiyorlar? Devamlı geziyorlar. Bu kadar güzel otu bulunca nerede otlayacaklarını şaşırıyorlar herhalde. He? Vallahi. Oh, baksana. Şurada şeyler var. Şöyle boynuzlu var karışık. O ne? Ha, o da işte. O da mı Romanya? Nerede Romanya? Ha, Romanya. Bunun şeyler Allah Allah. Uzun. Enteresan. Bunu ilk daha, tüyleri farklı zaten. Ha, bunlar evet tüyleri farklı. Kıvırcık var sende. Karagöz kıvırcık karışımı var. Bir de Romanya var dedin değil mi? Tayrova cinsi de var. Tayrova'da var mı? Var var. Var. Ama az kuzu alıyorsun. Yetiyor sana. Yetiyor. Allah bereket. Kışın ne besliyorsun bunlara? Şöyle seni alayım. Yem, arpa, besiyem. Evet. Yem, arpa, besiyem alıyorsun. Bir de küspe. Şey, küspe. Silah, silah. Pancar. Kazanıyorsun değil mi para? Yani. Allah bin bereket versin. Allah bereket versin. Allah bin bereket versin. Yani kaç koçun var içinde? Şimdi 3 tane hadi var gidelim. İçinde. Gidelim istersen. 3 tane var. Ha. Yetiyor 3 tane. Yetiyor. Allah bin bereket versin. Banka. Banka değil mi? Bankamatik. Bankamatik. Peki tek başına mı bakıyorsun? Hiç başka sana yardım eden var mı? Ötede hanım arka tarafta işte. Benim arka tarafta bir şey daha var. Ama akşama kadar gitmiyorsun. Yok yok akşama da gitmiyorum. O zaman bir daha geldiğimiz zaman ne zaman gelelim sana? Hem yengeyi de ben hanımı falan da getireyim. Şimdi saat 5, 6 sırası benim arka tarafta. Baraja giderken. Evet. Orada var çay asas. Şu karşıki ev benim de. Şu ev senin mi şuradaki? Şu karşıda dur bakayım. Şu yanlış göstermiyorsam. Şuradaki ev. Burası senin. Şu değil mi? He he o. Ha, o senin. Ya ben başka yerde duruyorsun zannettim sen. Bir yer daha var. Yok arka şeyde. Gündüzleri burada duruyorum akşamları öteki tarafa geçiyorum. Öteki tarafa geçiyorsun. He. Yenge sen tek kalıyorsunuz. Evet, evet. Kurt çakal burada. Bol. Bol mu? Köpeklerin sağlam da köpekler uzakta duruyor. Şurada ufak köpekler yanından ayrılmıyor maşallah. Aa, bak senin çoban köpeği orada yatmış pusuda. Kaç tane çoban köpeğin var? 4 tane var büyük. 4 tane büyük var. Kaptırıyor musun hiç? Yok hala şükür daha kaptırmadık bu sene de. Ha. Evvelki sene de kaptırdık köpekler yoktu. Köpekler yokken kaptırdın. Ama şimdi köpekler şey yapıyor. Köpekler iyi yani. Köpekler. Burada kurtlar sürü halinde mi dolaşıyor yoksa? 5 tane, 10 tane. 5 tane, 6 tane. Oo. Ama diyorsun köpekler şey yapıyor yani. Ya, şimdi köpekler boğuşuyorlar mı? Boğuşuyorlar ya. Korkutuyorlar yani anlaşamazlar. Korkutuyorlar. Ayı, sen, ayı da çok. Bu kadar hızlı koyunun arkasında mecburi sen motosikletle dolaşıyorsun o zaman. Şeyle. Ha? Daha ben ilk böyle yayan gidiyorum. İlk defa mı? İlk anladım. Yoksa hep motosikletle. Sana burada ATV lazım aslında. ATV ormana girmiyor. Ormana. Girmiyor değil mi? Motosiklet daha mı rahat? Ha, bu ormana rahat sokuyor. Ya hiç durmuyor bu koyun ya. Enteresan. Enteresan bir sürü var senin. Ama serin ya. Serin. E rahatlar. Karınları doydu. Ya burada otu yeye bitmiyor değil mi? Bitmez. Sen daha da çoğaltamaz mısın bunları? Ya bu yaştan sonra artık şey bizim işimiz değil. Bu yaştan sonra diyorsun ha? Diyelim be, çocuklar güzel. Sevmiyorlar mı? Ya, çocuklar aşağıda işte yuvancasını şeyini balyalarını yaptılar. Ha. Arpa falan biçtiler şimdi. Koyunculuk güzel meslek ya. Hele koyun böyle yaylada. Yaylaya bedel ödüyor musun? Yok. Hiçbir şey ödemiyorsun değil mi? Yok ödemiyorsun. Onlar mutlu oluyorlardır sen bir tane. Peki yaylaya gelip de senden kuzu alan oluyor mu? Var var. Kaça satıyorsun kuzularını? 1000 lira, 800 lira. 1000 lira, 800 lira. Alıyorsun yani. Şimdi tam kesim zamanı. Kesim zamanı evet. Bak şu güzel kuzu maşallah. Çekini alıyorsun.
Biraz rüzgar var dostlar, kusura bakmayın. Yani bu hızlı bir çekim oldu. Ama Kemal abimiz de geleceğiz, yine çekeceğiz. Sen kuzuya yayladayken hiçbir şey vermiyorsun, yok, değil mi? Yok, doğal, sadece doğal. Vallahi çok güzel. Aa bak, çok kekik yiyorlar ya. Yani. Heh, kekik dur, gösterelim kekikleri de. Bakın buraları hep kekik de var. Harika ya. Şu kekik değil mi bu? İşte kekik. Bakın dostlar, kekik harika. Oh, mis gibi. Gerçekten çok güzel. Bunu hayvan yediği zaman lezzeti başka oluyor. Ya ben senden kuzu alayım da. İnşallah. Yani sen beni hiç gördün mü daha önce? Ya ben seni YouTube'da, Çiftçi TV'de. Çiftçi TV'de gördün değil mi? Herhalde orada gördüm. Gel seni motosiklete götürelim artık bari. Şöyle bugün böyle kısa olsun. Seninle söz daha uzun yapacağız. Yani doymadım ben ya seninle böyle çobanlık da yapmış olduk. Ama en azından şu motosikletin yanına gidelim. Ama koyunları şöyle arkamıza alalım bir. Dostlar ailecek geldik. Burada dolaşırken yanımda kamera ekipmanım yok. Ama Kemal abiyi gördüm. Kemal abi yılların çobanı, yılların ve burası Soğucak Yaylası. Ve Soğucak Yaylası'ndaki tek koyuncu sensin değil mi? Evet, evet. Kemal abimiz. Tek benim. Geldik buraya, koyunlar arkada ama koyunlar bir türlü durmadı. Devamlı hareket halindeler. Ve Kemal abi de enteresan motosikletle dolaşıyor. Koyunun mecbur. Peşine yetişemiyor. Mecbur. Biraz evvel gördüğünüz gibi dolaştık. Dolaşırken böyle nefes nefese kaldı o da. Biz de nefes nefese kaldık. Aynı yaştayız, benden 2 yaş büyük. Evet, böyle kısa bir çekim yapalım dedik. Ama Kemal abiden söz aldım. Kesinlikle buraya geleceğiz. Evet, oturacağız evet. Böyle çayımızı içerken sohbet edeceğiz. Hadi. Hem koyunları daha fazla inceleyeceğiz. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Onlara da bakacağız. Dolayısıyla bak küçük köpeğe de var böyle. Kangal şeyleri de var. Çoban köpekleri de var. Kangal var mı bilmiyorum. Kangal, var. Çoban köpeği. Kangalı da var. Çünkü burada kurtlar var. Dolayısıyla koyunlar gidiyor. Kemal abi sen herhalde motosiklete atlayıp gideceksin. Sana yoldaşlık yapayım motosikletine kadar. Geleyim. Ondan sonra rüzgarlar var. Artık kusura bakmayın bu rüzgarı çekiyorsunuz. Rüzgar alıyor. Ama yapacak bir şey yok. Harika bir yer. Harika bir doğa. Etraf ormanlar. Yaklaşık 30 kilometre ormanın peşinden geldik. Yapacak bir şey yok. Ormanların peşinden geldik. Bu motosiklet bütün senin içini görüyor musun? Devamlı onların bütün içini görüyor bana. Yenge de akşama kadar seni bekliyor. Ama bırak ya. Aslımın var bir de. Yazık. Trabzon. Oo, Trabzonlusun. Evet, ne güzel. Şal pazarı. Şal pazarı. Harika. Harika. 26 senedir ben buradayım. Çok güzel. Sen Trabzon'dan mı geldin buralara? Yok, Akyazı'dan geldim. Akyazı'dan geldim. Pamukbaşı'ya yerleştim işte oradan. Hastalanınca mecbur buraya çıktık. Buranın havası çok güzel. Astımdan dolayı değil mi? Astımdan dolayı. İyi geliyor mu sana bu? Çok güzel geliyor. Ama bir 15-20 gün zorluydu. Ondan sonra bir alıştığı zaman tamam. Tamam, ondan sonra rahatlıyorsun. Heh. Evet. Dostlar bu muhteşem yerde dayanamadık. Kemal abimiz de dedi ya dedi bu kekikleri almadan mı gideceksiniz dedi. Bize gösterdi. Buradan kekikleri toparlıyoruz. Harika. Yani anlatamam size. Ve düşünebiliyor musunuz? Burada kuzular tamamıyla kekik ve anne sütüyle besleniyorlar değil mi? Ne oldu? Gel bakayım. Gel bakayım ne oldu? Ooo diken batmış oğluma. Tamam aldık. Bakayım geçti. Geçti bak. Neresi acıyor? Göster bakayım. Geçer geçer. Ay oğluma dur öpeyim. Tamam. Acımaz acımaz oğlum. Yani kusura bakmayın böyle kısa bir çekim oldu. Ama Kemal abimizle bayağı bir yürüdük. Şimdi onu bırakayım daha fazla yorulmasın. Motosiklete binsin gitsin. Ama bu arada evet her zaman olduğu gibi abone olmayı, titreşimi açmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen.
Buradan hepinize sevgiler, selamlar, hoşça kalın. Evet. Nasıl olsa görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Yolun açık olsun. Allah kolaylıklar versin. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. Hadi. Evet, Kemal abimiz koyunların peşine motosikletle gidiyor. Hayvan sonunda durdu. Demin durmadı, şimdi durdular. Ata Bey, sen de mi gidiyorsun? Ufak köpek de devamlı takip ediyor onu. Evet, evet, şimdi durdu hayvanlar. Evet, güzel bir çekim oldu.